Hayırlı geceler. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, hepinize saygılar sunuyorum. Ekranları başında bizi izleyen, sahur hazırlığı yapan, gecenin seher vaktinde niyaz eden tüm kardeşlerime selam olsun. Ömrünüz bereketli, rızkınız bol, evladınız salih, duanız müstecap, ameliniz makbul olsun. Amin. Günahlar affolsun, kaza bela def olsun. Her türlü güzellik, iyilik üzerinize olsun. İnsan cennetten gelmedir. Ölümsüzlüğü tattığı için ölmek istemez. Hayat tatlıdır. Yaşam güzeldir. Ancak buradan daha da güzeli var. Dünya hayatı ne kadar sevsek de, alışsak da fanidir, mezar taşlarına hüvel baki yazarlar. Ne demektir bu? Orada yatan fani, o öldü. Yanındaki de yaşadı, öldü. Buradaki de yaşamıştı, bu da öldü. Binlerce, milyonlarca yer altında yatan var. Hepsi fani. Hüvel baki, sadece o kalıcıdır, bakidir, o da Allah'tır. Ezeli ve ebedi olan Allah'tır. Ancak insan da ölümsüzlüğü tattığı için başta cennetten gelerek ve ilahi bir ruh neşve taşıdığı için insanoğlu ölümsüzlüğü arzu eder. Sadece insan mı? Bütün canlılar ölümsüzlüğü arzu ederler de nesilleri devam etsin isterler. O neslin devamını istemek de aslında bir anlamda ölümsüzlüğü hakiki anlamda yaşamaktır. Ana karnındayken bize deselerdi, ey yavrucak, ey çocuk, ey bebek, burası karanlık. Burada kan ve irinle besleniyorsun ana karnında. Burası senin vatanın değil. Senin asıl yurdun burası değil. Bak dışarıda tertemiz hava var, gökyüzü var masmavi. Ağaçlar var, yemyeşil vadiler, ovalar, ırmaklar, akarsular, denizler, göller var. Kuşlar var, cıvıl cıvıl öterler, rengarenk çiçekler var. Allahu Teala'nın sayısız nimetleri var. Ana karnı ne ki? Karanlık burası. Burada bir ufacık bir yere sıkışmış kalmışsın. Koskoca bir alem var, kainat var, yıldızlar var, semavat var, ay var, güneş var. Hadi gel. Gel, 9 ay 10 gün oldu, gel dediklerinde gidiyor dünyaya doğru ana karnından, o da ölüyorum diye ağlamaya başlıyor. Ölüyorum, ölüyorum diye dünyaya geliyor. Aslında geldiği yer ölüm değil onun, yeni bir hayat. Dünya hayatında da doğdu, çocuk oldu, gelişti, serpildi, delikanlı oldu. Sonra güçlü, kuvvetli bir insan oldu. Sonra yavaş yavaş olgunlaştı, yaşlılığa erdi, ihtiyarladı, piri fani oldu, eli ayağı titremeye başladı, beli büküldü, küçüldü, tekrar çocuk gibi emekleyerek bastonla zor yürüdü. Elinden tuttuk, kolundan tuttuk, ayağa kaldırdık, yatakta çevirdik derken yine gel dediler. Bırak bu dünyayı, bir gün güldürür, bir gün ağlatır. Bir gün seni genişletir, ferahlatır, rahatlatır, bir gün daraltır. Bir gün sağlıklı, güçlü, kuvvetli olursun, bir gün hasta yatağından kalkamazsın. Bir gün cebinde paran olur, istediğini alabilirsin. Bir gün cebinde 5 kuruş olmaz, kala kalırsın.
Bırak burayı, gel, sonsuz bir yurt var. Oraya cennet demişler. Orada ölümsüzlük var, ölüm yok, hastalık yok, dert yok, tasa yok, gam yok, keder yok. Ne bu dünyaya tapmak? Buradan zaten gideceksin, tapma buraya. Vazgeç bu sevdadan, ölüm var, gelecek bir gün kapını çalacak. Öyle nimetler var ki cennette. Sonsuz tatlar, zevkler var. Böyle acıktım, hastalandım, korktum, üşüdüm, yakacak derdi, kalorifer derdi, soğuktu, klimaydı, sıcaktı. Böyle bir dert yok. Ne arzu ediyorsan önüne geliyor. Hayal ettiğini yaşıyorsun. Ve ölüm mahşer günü boğazlanıyor, ölüm ortadan kalkıyor. Dünya mı? Dünya küçücük cennetin yanında. Cennete en son girenlere dünya ve on misli kadar yer veriliyor. Uçsuz bucaksız alemler senin dediklerinde bile kitaplar söylüyor, peygamberler haber veriyor. Ama biz yine de buradan böyle gitmekten korkuyoruz. Alıştık ya buraya. Buraya alıştık ama ne kadar da alışsak, yalnız geldiğimiz gibi bir gün yalnız gideceğiz. Bir gün yalnız alacaklar. Omuzlarda bizi de taşıyacaklar. Ve kara toprağa bedenimizi verecekler. Ruhumuz inşallah o cennete seyahat edecek. İşte oraya hazır olmak lazım. Oraya layık olmak lazım. Dünyadaki bütün çabamız da o. Dünyamız da güzel olsun Rabbim. Ahiretimiz de güzel olsun. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi beni bağışla. Ana babamı bağışla. Tüm inananları hesap gününde bağışla Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim dua edenlerden eylesin. Duası kabul olanlardan eylesin. Cennet aslında kelime olarak bahçe demektir. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette cennetten bahsediliyor. Ve cennetin çeşitleri var. Her cennetin kendine göre nimetleri var. Naim cennetleri var, Cennetül Hult var, Firdevs cennetleri var, Cennetül Ala var. Cennet kim ne kadar derecesi yüksekse cennette de derecesi o kadar yüksek olacak. Şehitler, salihler, peygamberler, dürüst tüccarlar cennette birbirlerini görecekler. Gerçek müminler doğrudan cennete girecekler. Bu cennet arzusu taşımak suç değil. Onun için cenneti Allahu Teala'dan isteyebiliriz. Her ne kadar Yunus cennet cennet dedikleri 3-5 huri 3-5 kılman dese de efendim bana seni gerek seni diyor. Ben istemiyorum cenneti. Dese de buradaki mana cennet istemiyorum değil, esas senin rızanı kazanmak demektir. Ama cenneti istemek bizim dualarımızda doğrudur. Ya Rabbi bizi cennetine dahil eyle, cehenneminden azat eyle. Peygamber Efendimiz de bana cennete götürecek amelleri nasip eyle diye dua etti. Beni cehennemden uzaklaştıracak amelleri nasip eyle, cehenneme sokacak amellerden uzaklaştır diye dua etti. Biz de bunu söyleriz. Ya Rabbi cennetini istiyoruz. Güzel cennetlerde nimetlerini istiyoruz. Ama kuluz bir imtihan dünyası. Cennet Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde anlatılıyor kıymetli kardeşlerim. Vakıa suresi. Vakıa suresiyle ilgili size bir de müjdeli bir haber vermek istiyorum. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh var. Hicri 32'de vefat etmiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çok sevdiği bir zat.
Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimiz'e inmiş. Fakat Abdullah İbni Mesud okurken Peygamber Efendimiz çok duygulanırdı. Ey Abdullah, Kur'an oku derdi. Ya Resulallah, Kur'an sana indiği halde ben nasıl sana Kur'an okuyabilirim? Allah sana indiriyor bu Kur'an'ı. Sen daha iyi biliyorsun. Benim senden dinlemem hoşuma gidiyor, beni rahatlatıyor derdi. Bu zat fakir yaşadı. Neden? İlim uğruna, din uğruna, peygamber aşkına Resulullah'ın dizinden, dibinden ayrılmadı. Hep onunla beraber, peygamber ne dediyse onu yaptı. Onun yanında ilim, hanımı evi geçindirdi. Hanımı Zeynep çalıştı radıyallahu anha. Evine para getirdi, kocasına da baktı, çocuklarına da baktı. Abdullah İbni Mesud'un hanımı zengin oldu. Hatta o kadar zengin oldu ki eşi Abdullah bin Mesud bile ondan yardım istedi. Bana da yardım et. Herkese yardım ediyorsun, bana da yardım et. Kızları vardı Abdullah İbni Mesud'un. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh vefat etmesine yakın hastalanınca dediler ki senin malın mülkün yok, bu kızlarına ne bıraktın? O da dedi ki mal mülk bırakamadım ama ben o kızlarıma Vaka suresini ezberlettim. Vaka suresini duydum ki Peygamber Efendimiz'den, kim ezberler akşam okurlarsa, yatmadan önce akşam Vaka suresini okursa fakirlik yüzü görmezdi. İşte bu Vaka suresi Rahman suresinden sonra Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın cenneti o kadar bize güzel tasvir ettiği ayetler var ki, Vaka suresi hem inşallah fakirlere, fukaralara, zorda olanlara bir bolluk bereket olsun, hem de cenneti Vaka suresinden şöyle bir hatırlayalım. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir cennete girenler. Tahtlar verilecek onlara. Karşılıklı oturarak yaslanırlar ve sohbet ederler. Cennet ehli. Cennete girenler birbirlerini tanıyacaklar, dünyada birbirlerini tanıyorlarsa. Aileler çoluk çocuğuyla beraber olacak orada. Tahtların üzerinde, çevrelerinde hizmet eden ölümsüz gençler olacak, dolaşacak etrafında. Küçük çocukları dünyada vefat etmişse onlar da ana babasının sevinci olacaklar. Onlar mükellef olmadığı için anne babalarına sevinç kaynağı olarak orada bahşedilecekler. Küçük çocuklarda. Ma'in çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve taslarla, bardaklarla o içeceklerden içerler, ne başlarını ağrıtır ne de akılları giderir. Öyle içecekler var ki cennette, dünyadakilerin tadı lezzeti bir tarafa, oradaki insanlar o lezzeti hiçbir zaman tatmamışlar. Öyle bir lezzet ki bu, onları sarhoş da etmez, başlarını da ağrıtmaz, midelerine dokunmaz. Burada biraz fazla içersen bir suyu ya da bir meyve suyunu, herhangi bir şırayı, şunu bunu, bu sefer sıkıntı oluyor. Ama orada her türlü güzellikle beraber ve beğendikleri meyveler, ne geliyorsa aklına, canlarını çektiği kuş etleri, her türlü saklı inciler gibi huriler, yaptıklarına karşılık onlara verilir. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Kötü söz de duyulmaz orada. Cennette insanlar birbirlerine asla çirkin söz kullanmazlar. Kalp kırıcı söz kullanmazlar. İncitici bir söz kullanmazlar. Kaba bir söz kullanmazlar. Söylenen birbirlerine karşılaştığı zaman herkes birbirine selam selam der. Galu selamen selama. Herkes birbirini selamlar. Orada boş bir söz
ve günaha sokan bir laf da yoktur. Düzgün kiraz ağaçları cennette, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler ve kabartılmış döşekler üstündedirler, tahtlar üstünde cennetlikler. Gerçekten biz oradaki hurileri apayrı bir biçimde yeniden yarattık. Buradaki insanlar cennette daha farklı yaratılacak. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler yaptık. Bütün bunlar cennetlikler içindir. Bunların birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Allah-u Teala cenneti müminler için bezemiştir, süslemiştir. Burada ne yaparsak cennette karşılığı vardır. Dünyada bir mescit bina eden, cami yaptırana Allah da cennette bir köşk bina eder. Ne yaparsan elinle, o gider seninle. Her yaptığımız işin karşılığı cennette bize verilecektir inşallah. Cennetin ehli olmak için mahşer günü hesabı kolay olması lazım. Mahşer günü. O cennete girecek 7 grup insan var. Cennete girecek 7 grup insan var. Mahşer günü daha hesap kitap görülmeden insanlar toplanacaklar. Mahşer yerinde. Allah-u Teala hesaba çekecek. Her insan hesabı görülecek. Mükellef çağına gelmişse, akıl bali olmuşsa ve burada yaşamışsa dünyada imtihandadır. Bu imtihan sebebiyle amelleri yazılır, yaptıkları not verilir. Ve mahşer günü kitabı açılır, terazisi kurulur, tartılır. İşte orada bir sıkıntı insanları basar. Ve orada insanlar kaçacak delik arar tabiri caizse, çünkü yaptığı kötülükler de ortaya çıkacaktır. Fakat 7 grup insan var ki onlar orada sıkıntı çekmeyecekler. 7 grup insan. İşte bunlardan birinden olmak lazım. Bunlardan birinden olmak lazım. Seb'atun yuzilluhumullahu yevme la zilla illa zilla arşihi diyor Peygamber Efendimiz. 7 grup var ki gölge yok orada mahşer günü. İnsanlar kan ter içerisinde kalacaklar. Allah-u Teala'nın arşının gölgesinde özel misafir olacak bu 7 grup insan. Allah onları terletmeyecek. Hesapları kolay olacak. Bunlardan birisi İmamun Adilun. Adil yöneticiler. Adil yönetici. Yönetici kimdir? Kendisi elinin altında 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa oranın amiridir. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz bir çobansınız, hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz diyor Peygamber Efendimiz. Adam da çobandır, elinin altındakilerden, ehlinden, ailesinden sorumludur. Kadın da çobandır, evinden sorumludur. Hepiniz çobansınız, hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Bir yerde yönetici varsa, adilse Allah-u Teala'nın rızasını kazanmıştır. Adalet nedir? Adalet nedir? Adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Adaletin tersi nedir? Adaletin tersi zulümdür. Zulüm nedir? Zulüm de bir şeyi hak ettiği yere koymamaktır. Veya hak etmediği yere koymaya da zulüm denir. İşte yönetici olmuş,
amir olmuş, muhtarından tutun ta cumhurbaşkanına, reisine kadar, devlet başkanına kadar, kralına kadar, melikine kadar, bir yerin başkanına kadar, temsilcisine kadar herkes yöneticidir. Hatta ev reisi, evin reisi kimse o da yöneticidir. Ufak bir büro sahibi kimse o da yöneticidir. Orada adaletle hükmetmesi gerekir. Hak ettiğini vermesi gerekir. Liyakata dikkat etmesi gerekir. Adalet deyince akla ne geliyor biliyor musunuz? Hazreti Ömer geliyor. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu. Dicle neresi? Medine neresi? Kenarı Dicle'de. Dicle'nin kenarında bir kurt bir kuzuyu aşırsa diyor. Mahşer günü ey Ömer, sen halifeydin, sen devlet başkanıydın. O kuzuyu niye kurda teslim ettin diye bana sorar onu Allah diyor. Bunun korkusuyla devletin işinde devletin mumunu yakıyor. Kendi işinde kendi özel mumunu yakıyor. İşte bu Ömer adaletidir. Hazreti Ömer'in öyle bir adaleti var ki Hazreti Ömer gençliğinde Abdullah bin Amr'ın babası Amr bin Elas, kendi arkadaşı, çağdaşı, yaşıtı Amr bin Elas'la Hazreti Ömer İran tarafına sefer eder bir Arap kervanıyla. Bir rivayete göre Nuşirevan ya da onun oğlunun zamanıdır. Nuşirevan zamanıdır. Nuşirevan da İran'ın en adil hükümdarıdır. Araplardan Hazreti Ömer'in de gençliğinde daha Müslümanlık yok, İslam gelmemiş. Amr bin As'ın da bulunduğu kervan İran'a girdiğinde onlar Arap atlarıyla seyahat ettiklerinden Nuşirevan Arap oğlu, Nuşirevan'ın oğlu Arap atlı hayranıdır. Arap atlarına karşı ayrı bir sevgisi var. Bakar ki bu heyetin içinde, bu kervanın içinde güzel atlar var. Atlara el koyar, parasını da vermez, oradakilere vurur, kırar, döver. Onlara hiçbir efendim hak tanımaz. Şikayet ederler babasına, hükümdara, Araplar. Bizim atlarımıza oğlun el koydu diye. Nuşirevan da halkı toplar, idam sehpası kurar, oğlunu meydanda asar. Sen benim ülkeme gelen misafirlerimin malını nasıl gasp edersin diye oğlunu idam eder. Hazreti Ömer bu adaleti bilir ve Resulullah onun en güzel örneğidir. Bu adaletle yetişir. Yıllar sonra Hazreti Ebu Bekir'den sonra halife olur. Emirul Müminin Hazreti Ömer kendi halife olur. Amr bin El-As'ı da Mısır'a vali tayin eder. Gençlik arkadaşı. İkisi de peygamberin güzide sahabisi arkadaşı. Amr bin El-As Fustat denilen, yani çadırlardan oluşan o şehri, daha sonra Kahire olan o şehirde, Mısır'da bir Kıpti'nin arsasını cami yapmak üzere alır, bedelini düşük verir. Kıpti rahatsız olur. Etrafındakilere bunları anlatır. Onlar da akıl verirler, derler ki Medine'ye git. Ömer'e şikayet et, halifeye şikayet et. O adildir, gereğini yapar. O Kıpti arsa sahibi çıkar Mısır'dan bir aylık mesafe Medine'ye gelir. Ve der ki halife kim, nerede? Derler ki halife mi arıyorsun? Evet, nerede onun köşkü, nerede, binası nerede? Onun köşkü yok, şu hasırda yatan adam halife. Gider bakarlar,
hakikaten hasırda yatıyor. Ey emiral müminin, ben Mısır'dan geliyorum. Senin arkadaşın ve valin Amr bin Elas benim arazime el koydu, bedelinde tam ödemedi. Şikayetçiyim ondan. Hazreti Ömer doğrulur, yerden bir taş alır, taşın üzerine iki satır yazı yazar. Götür bunu ver ona der. Ey sultan, ey emirel müminin, ben o kadar yoldan geldim, bir taşla mı beni göndereceksin? Sen benim dediğimi yap. Bunu götür valiye ver der. O arazi sahibi döner ümitsiz bir şekilde. Vali bu taşı ne yapacak? Valinin eline izin alır, taşı verir. Amr bin Elas taşı bakınca terlemeye başlar. Yüzü solar, beti benzi gider, titremeye başlar. Ve derhal bu adama şu kadar para verindir. Hazreti Ömer taşın üzerine şunu yazmıştır. Ey Amr, Ömer Nuşirevan'dan daha adildir. Gençlikte olanı hatırlatmış olur ona. Hani gitmiştik de atlarımızı çalmıştı ya oğlu Nuşirevan'ın. O da meydana idam sehpası kurdurdu, astırdı ya oğlunu. Adil olan o hükümdar, ikimiz de gördük. Şunu bil ki ben ondan daha adilim. Seni asarım. Bu korkuyla Amr bin Elas titreyerek parasını verir adam. İşte bu adalet İslam dininin yayılmasında çok önemli rol üstlenmiştir. Rol oynamıştır. Bu adalet sayesinde Müslümanlarla alışveriş yapanlar bilirler ki aldatılmaz ve aldanmaz. Bu adalet sayesinde İslam diyarında yaşayanlar bilirler ki başlarına bir iş gelse devlet sahip çıkar. Dinine bakmaz, mezhebine bakmaz, rengine bakmaz, insan olması yeter. Suçu yoksa, hak ediyorsa hakkını alır. İslam'ın adalet terazisi herkese eşittir. Şaşmaz. Ne zaman böyle bir yöneticiler olursa, işte o yöneticileri Allah-u Teala arşının gölgesinde gölgelendirir. Onlara mahşer günü terleme yoktur. Bir işin üzerine getirilen, tayin edilen yöneticilerin bunu esas alması lazımdır. Ve böyle hareket ederse o ülkede barış olur. O ülkede huzur olur. O ülkede eman olur. Kimse kimseden korkmaz. Kimse kimseden çekinmez. Kimse kimseyi aldatmaya da kalkmaz. Çünkü devlet hak edene hak ettiğini verir ve gereğini yapar. Allah adil yöneticiler nasip eylesin, adaletli olanlardan razı olsun. İkinci bir grup var ki bunlar da mahşer günü adaletli imam yönetici gibi rahat edecek gruptur. Bu da وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ. Gençliğini Allah yolunda harcayan insan. Gençken, delikanlıyken, genç kızken kendini Allah'ın yoluna, hak yola adamış. İbadetini yapıyor, kulluğunu yapıyor, insanlığını yapıyor. Ertelememiş, kötü yola girmemiş, şeytana uymamış, nefsin peşinde değil. Hakikatin, doğrunun, hakkın, hidayetin yolunda, sırat-ı müstakimde yürümeye çalışıyor. Bu gençler de gençliğini böyle güzel yolda tüketen, harcayanlar da, onlar da o gün terlemeyecektir. Ama burada bize bir ders çıkıyor. Daha gencim, vur patlasın, çal oynasın, ihtiyarlayınca namaza başlarım. Efendim, elim ayağım titrerse işte oruca başlarım, hacca giderim. O zaman da hastalıklar çıkıyor, zaten yapamıyoruz. Hacca gidiyoruz, oradakilerin bize en çok söylediği, hocam bu kadar zormuş, niye bize daha önce söylemediniz, gençken gelelim. Hep söylüyoruz da gençken sen duymuyorsun onu. Duymak istemiyorsun. Namazda
gözü olmayanın ezanda kulağı yok ki. Günde 5 vakit ezan okunuyor. Duyan var mı? Namaz kılanlar duyuyor. Çünkü o saatine bakıyor, ezan okundu mu diye araştırıyor. Ama caddelere bakın, sokaklara bakın, iş yerlerine bakın. Ezan okunduğunda kaç kişi dinliyor da ezandan haberi oluyor? Sorun bakalım öyle ezan okundu mu diye. Bilmem ki der. Halbuki yanı başında camide okunmuştur, duymuştur aslında. Kulağına gelmiştir ama o, onun farkında değildir. Dünyaya dalmış çünkü. Dünyaya dalmış. İşte gençken lazım. Genç iken ne mutlu o gence ki sanki ihtiyarmış gibi kendini ibadete vermiş. Ne yazık o ihtiyara ki sanki gençmiş gibi hala nefsinin peşine koşuyor. Üçüncü, kalbi mescitlere bağlı Müslüman. Kalbi mescitlere bağlı olmak ne demek? Namazı düşünüyor. Sabahı kıldım, inşallah öğlene de camiye gideceğim. Öğleyi kıldım, ikindiye camiye gideyim. Hadi akşamı kıldık, yatsıya, teravihe camiye gidelim. Hep kalbi camiyle bağlı. Adresi cami. Camiye gel beni bulursun, namazda buluşalım. Güzel. Bu insan kalbi mescitlere bağlı. Bu insan da arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek inşallah. Ve racülün muallakun. Muallam kalbuhu fil mesacit. Kalbi mescitlere bağlı. Dördüncüsü, birbirlerini Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için ayrılan, hadi yine görüşürüz buluşuruz Allah'a emanet ol diye ayrılan insanlar. Birbirinin menfaat için değil, çıkar için değil, Allah için sevmek de ibadettir. Ama bu kavram artık unutuldu. Ne demek Allah için sever? Ben bunu anlatmakta da zorlanacağım. Öyle hissediyorum. İnsan niye seviyor birbirini? Eşi diye seviyor, oğlu diye seviyor, akraba diye seviyor, dost, arkadaşı diye seviyor, komşu diye seviyor, hemşeri diye seviyor, aynı memleketten diye seviyor, aynı ırktan diye seviyor. Seviyor da Allah için birbirimizi seviyoruz diyen çok az. Bütün bunlardan başka ben Allah için seviyorum seni. Ne demek? Sen Allah'ın yolundasın, güzel bir insansın, ben seni bunun için seviyorum diyebilen insan önemli. Ve birbirini sadece bu yüzden sevenler Allah katında makbul. Ama şimdi insan yanaşıyor sana, bakıyorsun etrafında dönüyor. Oo pervane. Niye? Bir menfaati var. Ya bir makama gelecek, ya bir iş alacak, ya bir ihale alacak, ya bir efendim bir yerde bir torpil yaptıracak vesaire. Hep bunları kuruyor. Onun etrafında döneyim. Özellikle yöneticilerin etrafında. O makamdan gittiği zaman o etrafında dönenlerden hiçbiri yok. Kayboldu gitti. Dostların hiçbiri kalmadı. Niye? Adam menfaati bitti. Sırf Allah için seven önemlidir. Zor zamanda etrafınızda kim varsa, size yardım elini uzatan kim varsa zorlukta, işte gerçek dostlar onlardır. Bollukta dost olur her zaman. Ve o zaman eskiyi unutma, maziyi unutma, geçmişi unutma. Vefalı ol. Sana zor zamanda kucak açan, senin yanında olanlar senin gerçek dostun. Ama sen yükseldin, yükseldin, bir makama geldin, bir yerlere geldin, onları tanımıyorsun. Ne oldu? Aldandın. Seni etraftaki menfaatçiler, yağcılar aldattılar. Zor zamandakiler önemliydi. Allah geçmişini unutturmasın insana. Geçmiş önemli. İşte Allah için seveceğiz, Allah için ayrılacağız. Buna el-hubbu fillah diyorlar. Telefon varmış. 4 tane saydım. 5, 6, 7 duruyor. 7 tane grup. İnşallah Rabbim bunlardan olmayı nasip eylesin. Ama o üçü de çok önemli. Onları da sayacağız. Telefonu alıp devam edelim. Alo. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Hayırlı geceler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Benim bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Buyurun.
Şimdi eşim bana hayat derken çok eziyet etti. Evet. Ondan sonra çok, yani çok çok aşırı eziyet etti. Hakaret, küfür, darp, her şey. Hastalandı. Ben bir ay hastanede başında bekledim. Baktım misler gibi. Fakat ölürken kız kardeşleri vardı, akrabası vardı. Hani tam ölürken değil de 2-3 gün önce. Evet. Kardeşleriyle falan hepsiyle helalleşti. Ben de dedim ki, elimi uzattım. Hadi sıra bizde dedim. Ah dedi bana. Bana hakkını helal etmedi. Ne dedi? Hiçbir şey söylemedi. Ah dedi, başını çevirdi. Olmaz dedi. Ondan sonra şimdi ben dua okuyorum. Ölülerimize Yasin okuyorum cuma geceleri, perşembe geceleri. Fakat içimden eşimin de ruhuna diye içimden gelmiyor. Ben bunda günah işliyor muyum? Bir de çocuklarınız, hep söylerdi. Çocuklarınız var mı? Var. 2 kızım var. 3 tane torunum var. Allah bağışlasın. Evet. Teşekkür ederim. Ne söylerdi? Hep söylerdi, bir şey söylerdi. Hep söylerdi. Hani bir koca karısına hakkını helal etmezse cennet yüzü görmezmiş diye hep söylerdi. Bundan mı yaptı, neden yaptı bilmiyorum. Bu benim çok içime koyuyor. Bir de hani ben dua etmediğim için, Yasin okumadığım için ben günaha giriyor muyum? O gitti gerçek dünyaya, ben kaldım yalan dünyada. Bunu sizden öğrenmek istiyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı geceler dilerim efendim. Tabii zor bir konu. Allah yardımcısı olsun. Şimdi darp görmüş, şiddet görmüş, küfür duymuş, her türlü eziyeti görmüş. Ama insanoğlu görüyor musunuz? Hem yapıyor hem suçlu. Giderken de güçlü. Diyor ki bu kadar eziyete rağmen kadın yine barışmak istiyor. Hakkını helal et diyor. Helalleşelim diyor. Yok. Ölen bir insan ahiret inancı var. Ne kadar haklı bile olsa helalleşelim der değil mi? Küs gider mi yani eşiyle? Çok yanlış yapmış ama ölmüş. Arkasından kötülük konuşacak halimiz yok. Ne diyelim? Şunu söyleyebiliriz. Burada büyüklük affetmektir. Affetme. Çocukların babası. Yılları paylaşmışsınız. Sana kötülük yapmış. Affetmeme hakkın var. Affetmeme hakkın var. Ona dua etmeme senin hakkın. Çünkü sana çok çektirmiş. Bunlar var. Ama bu seni de üzüyor şimdi. Sürekli kafanda problem. Sen onu affedersen ne kaybedeceksin? Kaybetmez. Zaten çekeceğini çektin. Kötülüğü yaptı o sana. Şu anda yapamayacak. Ama onun öbür tarafta işi zor olur. Mahkeme-i Kübra'da işi çok zor olur. O kadar işkence, eziyet, küfürle hesabını vermesi zor olur. Zor. O zaman onu affedersen sen de kazanırsın. O da kaybetmez. Dolayısıyla ikiniz de kazanmış olursunuz. Yine büyüklük sendedir. Af güzeldir. Bu zordur. Sana da zor gelir. Ağır gelir. Bunu yapamıyorum diyorsan diğeri senin hakkındır. Ona da ben bir şey diyemem. Affetmiyorum. Hakkımı orada alacağım. Burada da ona dua etmiyorum diyebilirsin. Fakat insanoğlu iki tarafta bazen yapılanları unutabilir. Onun yaptığı iyilikler de olabilir. O zaman af yolu daha güzel bir yol. Ama eğer af yolu olmayacaksa da en azından senin buna hakkın var. Geçmiş olsun diyoruz. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Semada duyan gelsin bu meydana, derun içre gelsin.
saladır el imane götürsün, can kurban hep. Bugün başını telefonumuz varmış. Alo, hayırlı geceler. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı sahurlar. Buyurun efendim. Ben şey merak ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe mealiyle okuyup bitirdiğimiz zaman hatim etmiş oluyor muyuz? Yani etrafımızdaki insanlar hep Arapça okuyup bitirdiğimizde hatim etmemizin daha iyi olduğundan bahsediyorlar ama hı hı. Ben okuyup anlayarak içinde ne yazdığını, ne emredildiğini bilerek okumanın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yani siz okuyor musunuz? Doğru mu yapıyorum? Siz okuyor musunuz Kur'an mealini? Arapça da biliyorum ama mealini okumayı daha çok seviyorum. Çünkü o zaman Allah'ın emrettiklerini daha iyi anlıyorum. Arapça okuduğumda anlamış olmuyorum. Bildiğiniz halde tam anlamıyorsunuz. Türkçe mealiyle okuyup tamamlıyorum. Ha, okumasını biliyorsunuz. Arapçada. Evet evet. Lafzını Arapçada okumasını biliyorum ama. Meal okursam hatim oluyor mu diye soruyorsunuz. Evet evet hocam. Tamam. Bir ara verelim. Biz de ayrılmayın. İnşallah aradan sonra cevabınızı vereceğim. Oldu mu kardeşim? Peki, kısa bir aramız var. Sonra birlikteyiz efendim. Hayırlı, bereketli sahurlar. Rabbim bolluk versin, sağlık versin, sıhhat versin. Evinize, aşınıza güzellik versin, huzur versin. Bir kardeşimiz reklama gitmeden önce soru sormuştu. Ben Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okuyabildiğim halde maal okuyorum. Kur'an'ın anlamını baştan sona okumak istiyorum ve öyle okuyorum. Bana diyorlar ki sen hatim sevabı alamazsın diyorlar. Şimdi farz mı daha sevap, sünnet mi daha sevap? Yani bir farz mı, sünnet mi? Sünnet de önemli ama farz daha sevap. Farz Allah'ın emri. Kitap Allah'ın kitabı. Bu kitabı öğrenmek, anlamak farz. Farz-ı kifaye de olabilir. Yani herkesten aynı şey beklenmez. Okuması yazması olmayan insanlarımız da var. Ama esas olan okumaktır. Okurken de okuyan insan nasıl okuyacağını yine kitaptan öğrenir, peygamberden öğrenir. Resulullah Efendimiz ve ashabı Kur'an'ın her bir ayetini kendine iniyor şekilde dinlediler ve tatbik ettiler. Ve anladılar. Esas olan anlamaktır. Okumaktan maksat anlamaktır zaten. Anlamak farzdır. Farzı yapan bir insan hatim yapmıyor diye sevaptan mahrum olur mu? Hayır, daha büyük sevap. Ey kardeşim sen farz sevabı alıyorsun. Diğeri sünnet sevabı alıyor. O da sevap alıyor. Ama senin sevabın daha büyük. Keşke herkes senin gibi Kur'an'ı baştan sona anlamını anlayarak okusa, anlamaya çalışsa.
Bunun yanında bu farzı yaparken, diyelim ki bir farz namazı kılarken sünnet namazı terk mi ediyoruz? Onu da kılıyoruz. Mealini okurken hatim yapmaya bir mani var mı? Yok. Onu da yaparsan o da güzel olur. Aliül Ala olur. Kerimül Mevla olur. Fevkalade olur. Dolayısıyla esas senin yaptığındır. Ama yanında hatimini de yaparsan, okumasını biliyorsun madem, farzın yanında sünneti de yapmış olursun. Mahşer günü 4 sınıfı anlattım, 7 sınıftı. Allah'ın arşının gölgesinde rahat edecek özel misafir olacaklar. Bunlardan 4'ünü saydık. Geriye 3 tane kaldı. Bunlardan biri de varaculun de'athu imra'atun zatu mansibin ve cemalin kale inni ehafullah. Kendisini güzel mi güzel, mal ve cemal sahibi bir kadın kötü bir ilişkiye davet ettiği halde, bir erkek ya da kadın neyse kötü fiile davet edildiğinde, ben Allah'tan korkarım, başkasının namusuna ilişemem diyen kişiler de Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde misafir olacaktır. Namusuna sahip olanlar, başkasının namusuna göz koymayanlar, onlar emniyetli insanlardır. Allah o tür insanları çoğalsın. Yusuf Aleyhisselam gibi. Yusuf Aleyhisselam gibi kendine sahip olanlardan eylesin bizi. Başka? Sağ elinin verdiğinden, sol elinin bile haberi olmayacak kadar sadakayı gizli gizli verenler. Sağ eli veriyor, kimse bilmiyor. Hanımı bilmiyor, beyi bilmiyor, evladı bilmiyor, eşi, akrabası, dostu, ne hayırları var kimse bilmiyor. O kadar gizli hayır yapıyor. Çok kıymetli bir şey bu. Bir hayır yapmak var, hayır yapmak var. Arada fark var. Başına kaka kaka hayır yaparsın, sevabı gider. Ben sana bir zamanlar hayır yapmıştım, gözüne dursun der, sevabı gider. Görün bak ben nasıl hayır yapıyorum dersin, gösteriş yaparsın, sevabı gider. Ama bir de Allah bilir sadece, onun sevabı gitmez. Küçük bile olsa Allah onu büyütür. Koskoca dağ gibi bir sevapla karşılaşır insan. Ya Rabbi ben bu kadar hayır yapmamıştım, sen buraya gelinceye kadar bu büyüdü. Bu sevap büyüdü. Ve yedincisi, tenhada gizli gizli Allah diyor, la ilahe illallah diyor, la havle ve la kuvvete illa billah diyor ve gözünden yaşlar boşanıyor. Allah için ağlıyor. Allah'ı zikrediyor ve gözyaşı döküyor. Günahını düşünüyor, insanları düşünüyor, dertleri düşünüyor, zorla olanları düşünüyor, garip kurabayı düşünüyor. Onlar için gözyaşı döküyor. Bu insanda o gözyaşını cehennem ateşi yakamaz. İki gözü cehennem yakamaz. Bir, Allah için gözyaşı döken o gözyaşını cehennem yakamaz. İki, sınırda nöbet tutan askerin gözüne cehennem ilişmez. Yakamaz o. Ne kutsal vazifedir. Gece yaralarız, nöbet tutuyor o göz. Allah onu yakmaz. Rabbim bu 7 zümreden, 7 sınıftan, 7 gruptan olmayı nasip eylesin. En azından birinden olmak, o da güzeldir. İşte cennetin kapılarını açan ameller var sevgili kardeşlerim. 7 tane ameli yaparsak cennetin kapısını açıyor. 1. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak. 2. Anne babaya iyilik yapmak. 3. Adaletli olmak, adil olmak. 4. Muhtaç ve düşkünlerin ihtiyaçlarını gidermek. Fakirin, fukaranın hamisi olmak.
5, bela ve musibet gelince sabretmek, isyan etmemek. 6, iffetine ve namusuna sahip çıkmak. 7, Allah yolunda canla, malla, infakta bulunmak, mücadele etmek. Naim cennetleri var. Adin cennetleri var. Cennatu adnin, cennatu naim. Firdevs cenneti var. Ve Allah'tan cenneti isterken Firdevs cennetini isteyin diyor Peygamber Efendimiz. Firdevs cenneti. Meva cenneti var. Meva cenneti var. Darus selam, büyük bir makam cennette. Darul hult var. Ve âlâ-i illiyyin, cennetül âlâ, cennetül illiyyin var. Allah bizi cennetine dahil eylesin. Cehenneminden azat eylesin. Yunus aleyhisselam kavmine geldi peygamber olarak da kavmi ona iman etmedi, inkar etti, eziyet etti. Yunus aleyhisselam yıllarca uğraştı, uğraştı, yüz binlerce insandan bir kişi kendisine iman etmedi. Ve o küstü, darıldı da o şehri terk etti. O şehri terk ederken bir kayıya bindi, bir gemiye bindi. Gemide de oradaki insanlar ona kötülük yaptılar, denize attılar. Denizde bir balık yuttu Yunus aleyhisselamı. Anladı ki yaptığı yanlıştı. Allah ona vazife vermişti. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeyi tam yerine getirmeden ümidi kestiği için ceza geldi. Ümidi kesmişti. Son ana kadar mücadele etmedi. Usangaçlık, bıkkınlık gösterdi de ve o şehri Allah'a havale ederek ayrıldığı için ceza geldi. Balık yuttu onu. Balık Yunus aleyhisselamı karnında taşıdı. İşte o karanlık köşede balığın karnında Yunus aleyhisselam günlerce şu duayı, şu tövbeyi yaptı. Fenada fiz zulümati. O karanlıkta şöyle nida etti Yunus aleyhisselam. Enbiya suresi 87'de. La ilahe illallah. En la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Günah işlersek, kusur işlersek Yunus aleyhisselamın bu duasına, tevbesine devam edeceğiz. Ona Yunus aleyhisselam sabırsızlığı yazmayalım arkadaşlar. Bu peygamberler için doğru bir laf olmaz. Yunus aleyhisselamın duası yazalım. Çünkü bunlar bizim için örnektir. Allah'ın peygamberidir. Yunus aleyhisselam şöyle dua etti. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim Allah'ım. Ben kendim zalimlerden oldum. Kendime zulmettim. Ben kendi hatamı biliyorum. Hatayı ben yaptım. Beni affet Allah'ım. Günlerce bu duaya devam edince balığın karnında Yunus aleyhisselam inceldi, inceldi, ölümle pençeleşti. Fakat bu duanın sonunda balık Yunus aleyhisselamı karnından attı. Bir kıyıya çıktı, bitkisel hayat gibi bir hayatta, orada birkaç bitkiye, dala, bazı rivayetlerde kabak bostanına düştü ve oradan yiye 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 kendisine gelmeye başladı. Ve kendi hatasını anladığı için tekrar geldi, o kavimden pek çok insan Müslüman oldu. Onları İslam'a davet etti. Allah-u Teala bizi insan olarak yaratmış. İnsan hata eder. Beşer şaşar. Günah işlememek bizim kârımız değil. Günaha düşeriz. Ama günahtan sonra tövbe etmeliyiz. Yunus aleyhisselam gibi. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Biz de Yunus aleyhisselam gibi söylüyoruz. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
yüz günahı silen bir duayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Buhari'nin kitabında, sahihinde Davat 64'te geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Her kim yüz defa, günde yüz defa bu duayı okursa 10 köle azat etmiş gibi sevap alır. Ona 100 sevap yazılır ve 100 günahı silinir. O gün akşamlayıncaya kadar bu dua onun için şeytanın şerrinden sığınacağı bir sığınak olur. Bu amelden daha fazla yapanın dışında hiç kimse bu duayı yapandan daha faziletli bir iş yapamaz. O dua da şudur. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. 100 defa bunu söylersek günde. Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. Onun her şeye gücü yeter. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala külli şeyin kadir. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala külli şeyin kadir. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Günde 100 defa la ilahe illallah demeyi nasip eylesin inşallah. Telefonu alacağım, devam edeceğim. Dualarımız da var. Alo, hayırlı geceler efendim. Alo, iyi geceler, hayırlı sabırlar efendim. Buyurun. Benim engelli bir kızım var hocam. Evet. Yani bize evin içinde görünce namaz kılmak istiyor. Kalp hastalığı da olduğu için namaz, abdest alırken morarıyor, yoruluyor. Ben de ona temin ettirmek istiyorum. Acaba günah girer miyim, doğru olabilir mi? Ama hiçbir şekilde bir dua, bir ezberinde hiçbir şey yok yani. Çünkü duaları ezberleme şey yok. İmkanı yok. Yok. Allah size kolaylıklar versin, geçmiş olsun diyelim, şifalar versin Rabbim. Kaç yaşında yavrumuz? 24 yaşında hocam. 24 yaşında, 24 senedir baktınız siz ona, bakıyorsunuz. Evet, çok şükür. Şimdi bazı insanlar, geçen gün bir haberde gördüm. 80 yaşında mı, kaç yaşında bir amcamız oruç tutamıyorum diyor, hüngür hüngür ağlıyor. Şimdi sağlığı yerinde değil. Fakat oruca da alışmış, tutmuş, daha sonra tutamayınca çok dokunuyor insana. Bu kızımız da öyle bir arzusu var. Maneviyet oradan hissediyor, oradan tad alıyor. Yaptığı zaman belki morali yerine geliyor. Kendisine farz olmasa da ona o imkanı tanımak lazım. Kendisine de anlatmak lazım. Abdest, su değdiği zaman morarıyorsun. Bak teyemmüm de abdest yerine geçiyor. Su bulamazsa ya da suyu kullanma imkanı yoksa teyemmüm yapılır. Teyemmüm de bir temiz toprağa ellerimizi bir sefer, niyet ettim Allah'ın teyemmüm yapmaya deriz abdest olmaya. Bir sefer vururuz, yüzümüzü meshederiz. İkinci kez toprağa elimizi vururuz. Önce sağ kolumuzu, sonra da sol kolumuzu meshederiz. Kendi yapamıyorsa bir başkası da bunu yaptırabilir. Kendi eliyle de yaptırabilir. Başkası da bak sana burada bu imkan varsa, kendi yapamıyorsa onun morali yerine gelsin diye, üzerine farz değil, vacip değil, emir değil ama olsun, madem böyle bir huzur buluyor, tat buluyor, siz de ona teyemmüm yaptırabilirsiniz. O şekilde inşallah kendine göre namazını kılmaya çalışsın. Bir şey okuyamıyor. En azından belki Allah der. Ona zaten o namaz farz değil. Namaz ondan artık kalkmış. Ama en azından moral gelir. Bu açıdan faydası olur diye düşünüyorum. Evet, Allah şifalar versin yavrumuza. Böyle hastalarımıza Rabbim kolaylıklar versin. Hastaya bakanlara da kolaylıklar versin. O daha zor. Alo, hayırlı geceler. Buyurun efendim.
Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyküm hayırlı selam. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Sağ olun kardeşim. Buyurun efendim. Hocam ben çok etkilendiğim bir rüyamı anlatmak istiyorum. Rüyamın içerisinde, yeni gördüm zaten. Evet. Rüyamın içerisinde Allah-u Teala'ya yalvarıyorum ellerimi açıp. Hızır Aleyhisselam'ı ne olur gönder, bize yardım etsin diye bağırıyorum rüyamda. Hı-hı. Ve bulutlar içerisinde Hızır Aleyhisselam geliyor bir anda yanıma. Ve o kılığından çıkıp dede kılığına giriyor. Elinde bastonla bana yemek ver kızım diyor. Ben de tabii ki sen bize yardıma geldin, yemek vermez miyim diyorum. Ama sonrasında inanın yemek verdiğimi hatırlamıyorum. Evet. Yani sonrasında da yani rüyam bu şekilde bitiyor ama ben ertesi günü Yuşa Hazretleri'ni ziyaret ettim. Ertesi günü de Hızır Aleyhisselam'ın hayrı içinde su dağıttım Eyüp Sultan'da ve lokum dağıttım. Allah kabul etsin. Şimdi burada birkaç husus var. Bir, Hızır Aleyhisselam kimdir? Biz de dün kıssasını anlattık. Musa Aleyhisselam'ın yol arkadaşı Kehf suresinde geçiyor. Allah'ın katından ilim verdiği, ledünni ilim deniyor ona, daha sonra öyle isimlendirilmiş. Aslında ledünni Allah katında demektir. Allah katından ilim verilen zat. Onu hadislerde biz Hıdır, yani oturduğu yer yeşillenen, bereket getiren bir sembol olarak bir kişi söyleniyor. Hızır Aleyhisselam hadislerde geçiyor. Fakat yaşıyor mu, öldü mü? Bu tartışma yapılmış yıllarca. Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimede bir ayette buyuruluyor ki biz senden önce de senden sonra da hiç kimseye ölümsüzlük vermedik. Şimdi bu ayete baktığımızda ölümsüz yok dünyada. Dünyada herkes ölecek. Dolayısıyla ne kadar yaşarsa yaşasın Hızır Aleyhisselam da ölecek. Ölmüş olabilir mi? Evet, şimdi Buhari'nin naklettiği bir hadisin şerhinde deniyor ki Buhari gece yarısına kadar Resulü Efendimiz yatsı namazı kıldırmadı. Bekledi, bekledi, bekledi. İnsanların uykuları geldi o gece. Yatsıyı hala kıldırmadı. Ve gece yarısı Resulü Efendimiz yatsı namazını kıldırdı. Namazdan sonra da dedi ki şu anda yeryüzünde sizden başka bu namazı kılan yok. Ve 100 sene sonra şu anda yaşayanlar içerisinde hayatta kimse kalmayacak. Bunu da delil getirerek Buhari'nin de kanaati Hızır Aleyhisselam yaşıyor olsa bile o da vefat etmiştir. Çünkü Allah kimseye ölümsüzlük vermemiştir. Ancak halk arasında böyle bir inanış var. Halk daha çok böyle rivayet, daha çok yani ne diyelim buna efsane, bu tür mistik gizemi olan konularda bunları naklede yaşatıyor. İşte gördüğünü Hızır diyor. Hızır'la karşılaştım diyor. Hızır bu kitaplara da giriyor. Nakledilirken zihinlere giriyor ve insanlar ya Hızır'ı gördüm diyor ya rüyama girdi diyor. Kendine bir sembol oluyor. Burada bunu bir tarafa koyalım. Şimdi rüyaya geçelim. Yani bu var mı, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? O ayrı bir konu. Rüyada Hızır ya da Hızır benzeri bir iyilik sembolü birinin size gelip görünmesi, insan suretinde gelmesi, zaten insan ki o melek gibi tasvir etti kardeşimiz, öyle hayal etmiş. Bu şekilde gelmesi şu ne anlama gelebilir? Size biri geldiğinde ona ekmek, su ya da bir başka ihtiyacı varsa ona yardım edin. Hızır'a vermiş gibi sevap alırsınız demektir. Yani nasıl kapınıza Hızır geldi, ona ne verdiysen sevaptır. O geleni her gördüğünü Hızır bir anlamı çıkar. Bundan etkilendiği için bu kardeşimiz de gidip insanlara hediyelerde bulunmuş. Onun da ayrıca sevabını almış olabilir. Esas olan iyilik timsali olan bir insanın rüyada görülmesi iyi bir şeydir. Hayırdır inşallah deriz. Hayırlara vesile olsun. Bir ara verelim. Tekrar inşallah karşınızdayız efendim.
Sahurlarımız bereketli olsun. Rabbim bolluk bereket versin, sağlık afiyet versin. Vücudumuza sıhhat versin. Evladımıza güzellik versin. Ömrümüze bereket versin. Gece yarısı uyandığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uyanır uyanmaz önce dişlerini fırçalardı. Temizlerdi. Güzel bir abdest alırdı. Gökyüzüne bakardı. Semaya bakar. Şu ayetler okurdu. Estağfirullah. Bismillah. İnne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehar ile ayatin li ulil elbab. Ellezine yezkuruna Allaha kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkeruna fi halqis semavati vel ard. Rabbena ma halaqta haza batila subhaneke fakina azabennar. Ne diyor? Rabbena ey Rabbim ma halakta haza batıl. Sen bunları boş yere yaratmadın ki. Sübhanek seni tesbih eder. Sübhanek ne mükemmel. Muttasıf. Kemal sıfatlarla muttasıfsın. Nakıs sıfatlardan münezzehsin. Bu ne biçim bir büyük bir ustalık. Ne müthiş bir ustalık. Ne harika. Gökyüzüne bakıyor. Çünkü yıldızlar da Allah'ın ayetidir. Gökyüzü Allah'ın ayetidir. Güneş ve ay Allah'ın ayetidir. İbret nazarıyla bakarsan sana konuşur, anlatır, söyleyeceği çok şey vardır. Ama bakmaktan bakmaya fark var. Allah'ın kudretini görürsün hakkıyla bakarsan. Nereye bakarsan bak ama ibret nazarıyla bak. Bir kişi ibret nazarıyla bakarsa her yerde hakkı görür. Ama nice bakıp da görmeyenler var. Baktığı halde göremeyenler var. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinde der ki, affedersiniz, öküz Bağdat'ı baştan başa gezmiş, karpuz kabuğundan başka bir şey görmemiş. Çünkü öküzün aradığı karpuz kabuğudur, yiyecektir. Orada sanat eseri varmış, camiler varmış, müzeler varmış, harika binalar varmış, kütüphaneler varmış, güzellikler, yeşillikler varmış. Öküz ondan anlamaz. Öküz yiyeceği şey arar. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Çok gezen, boş geziyorsa nasıl bilir? Okuyarak gezen bilir. Okumadan gezerse karpuz kabuğundan başka bir şey görmez. Okuyan tek başına o da çok şey bilmez. Nice harikalar var. Etrafına insanın bakması lazım. Yürüyün, seyahat edin. Geçmiş ümmetlerden neler kalmış bir görün diyor Allah-u Teala. Görün ve ibret alın. Nice medeniyetler kuruldu. Nice büyük binalar kuruldu. Saraylar, köşkler, Mısır'daki piramitleri görüyorsun. Öyle resimde göründüğü gibi öyle kayalar ufak ufak değil. Bana görmek nasip oldu. Her bir kayası neredeyse bura yarısı kadar var. Bir oda kadar var, bir kaya. Onları binlercesini üst üste yığmışlar, dizmişler. Ne medeniyetler kurulmuş. O medeniyetlerden ibret almak lazım. Lut Gölü var, Lut Gölü. Dünyanın deniz seviyesinden neredeyse 300 metre, 400 metre daha aşağıda. Denizden daha aşağıda göl var. Bu göl büyük bir göl. Bir tarafı Filistin, bir tarafı Ürdün, bir tarafı İsrail. Bu gölün etrafı. 3 ülke, 4 ülke var. Koskoca göl var. Bu göl
nasıl oldu? Niye Lut Gölü dendi? Lut kavmi yaşıyordu orada. Allah'ın helalini çiğnediler. Allah-u Teala'nın yasakladığı fiilleri, şenaati, çirkinliği işlediler. Kadınlar kadınlara musallat oldu. Erkekler erkeklere musallat oldu. Lut Aleyhisselam bile onlara ikaz edip vazgeçiremedi, etkili olamadı. Gelen Allah'ın meleklerine bile sataştılar. Ve ey Lut emri geldi, sen gece ehlini al ve oradan çık. Sana inananlardan çık. Yalnız kadın, eşin senin eşin müstesna. Ya Rabbi o da benim ehlim. Hayır, o da onlardan. Sen eşini de alma. Lut Aleyhisselam çıktı. Ardından yerle bir edildi o kavim. Yerle bir edildi. Dağlar üzerine geldi. Kayalar üzerlerine geldi. Ve sonra orası bir çukur, mezar oldu. Sonra sularla doldu da Lut Gölü oldu. O göl bugün hala bize anlatıyor, ibreti anlat, ibreti alem. Gör orayı. Gör orayı ki nice insanlar onun altında kaldı. Deniyor ki o kavmin içerisinde, helak olanların içerisinde iyilik yapanlar da vardı. İyilik yapanlara neden ceza geldi? Neden Allah-u Teala sadece 5-10 kişiyle beraber Lut Aleyhisselam'ı kurtardı da onları kurtarmadı? Deniyor ki onlar da o kötü fiillere, günahlara sessiz kaldılar. Rıza gösterdiler. Karşı çıkmadılar. Haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Haksızlığa rıza göstermek haksızlık yapmakla ortaktır. Küfre rıza küfürdür. Bir kötü fiil işleniyorsa yanımızda, bir haksızlık varsa, bir yanlış varsa, Allah'ın razı olmayacağı bir davranış varsa, her şey olabilir, aklınıza getirin. Orada susmak günahtır. Ona razı olmak günahtır. Ona karşı gelmemek günahtır. En azından içinden nefret edeceksin. Hiçbir şey yapamıyorsan, ölüm korkun varsa, seni öldüreceklerse, hiç olmazsa kalbinden buğz et diyor Peygamber Efendimiz. Men ra'a minkum münkeran, sizden biri bir kötülük görürse, fel yugayyirhu biyedihi, onu eliyle düzelsin. Fe in lem yastati fe bi lisanihi. Eliyle müdahale etmeye gücü yetmiyor. O zaman diliyle söylesin. Yapma kardeşim desin. Yapma desin. Haksız yere birini dövüyorlar, öldürüyorlar burada. Karşında seyretme. Müdahale et. Hayır. Vurdurma. Öldürtme. Koru onu. Ve gücüm yetmiyor. Beni de öldürme. O zaman söyle. Yapma. Haksızlık yapıyorsun. Dokunma. Masum cana kıyma de en azından, vebal gitsin sen üzerinden. Onu da diyemiyorsun. Hiç olmazsa kalbinden buğz et o kişiye, haksızlık yapana. Bu da imanın en düşük derecesidir. Bir de razı olursan nasıl bir imandır bu? Aynı gemide giden yüzenler geminin delinmesine seyirci kalabilirler mi? Geminin delinmesine bana ne derse kendi de batacak. Nasıl orada müdahale edersin? Kardeşim ne oluyor ya, hop, tabiri caizse. Dur yahu, bizi de batıracaksın dersin değil mi? Can havliyle, korkudan. Hayattaki kötülükler bizim de geleceğimizi, neslimizin geleceğini batırıyor. O zaman susmak yok. Melek gibi insan her şeye böyle hoşgörülü. Bu insan makbul bir insan değil. Kötülüğe hoşgörü olmaz. Kötülük karşısında
gerekeni yapacaksın. Ama elinden ne geliyorsa, kırmadan, dökmeden yapabiliyorsan, incitmeden yapabiliyor, o şekilde. Kötülüğe karşı her zaman kır, dök, hayır öyle bir şey yok. O sadece sana düşman savaşta, cephede saldırıyor, düşmana karşı aslan kesileceksin. Ama Müslümana karşı da yufka yürekli olacaksın. Fakat bu yaptığı yanlışları onaylamak anlamında değil. Yaptığı yanlışlara da tepkini göstereceksin. Bu tepki bazen elle olur, bazen dille olur, bazen kalple olur. Bu hadis-i şerifin şerhinde alimler diyorlar ki elle müdahale artık devletlerin işidir. Kavga oluyor, bilmem ne oluyor, sen onu devlete bildireceksin. Bana vurdu, ben de vurayım. Bana şöyle yaptı, ben de. Öyle bir hakkın yok. O zaman anarşi olur, terör olur. Herkes birbirini öldürür, herkes birbirine kavga eder, döver. O değil. Devlete bildir. Ara, hemen gelsin yakalasınlar. Suçluyu yakalasınlar. Avrupa ülkelerinden bir yerde, bir yere götürüyorlar bu kardeşinizi, beni. Arkadan bir araba sürekli bizi takip ediyor hocam diyor. Beni götüren arkadaş. Sonra karşısına geldi, 50 kilometre falan takip etmiş bizi. Karşısına geldi, bizi durdurdu. O da bir vatandaş, oranın vatandaşı. Ona söyledi. Neyse, ülkesini de söyleyeyim, Almanca söyledi, Almanya'da. Benim Almancam yok. İngilizceden anlıyorum, Arapça anlıyorum, Almanca bilmiyorum. Ne dedi dedim. 50 kilometre ötede biz kavşakta bir yanlış yapmışız dedi. O yanlışımızı hatırlatmak için gelmiş, peşimize takip etmişti. Vatandaşı görüyor musun? Bu nasıl bir duyarlılık? Nasıl bir yetişmiş devletine, milletine sahip çıkıyor? Kanuna sahip çıkıyor. Sadece bunu söyledi. Kavga da yok. Geldi dedi ki beyefendi siz orada kavşakta yanlış bir yerden geçtiniz. Bir daha yapmayın. Tamam özür dileriz dedi. Adam döndü gitti. Bunu söylemek için 50 kilometre takip ediyor. Biz komşunun evinde kavga, gürültü, sesler, feryat, figan. Kimse ne oluyor demiyor. Ne oluyor? Var mı burada bir sıkıntı? Yardımcı olabiliriz. Bizim yapacağımız bir şey var mı? Demek lazım değil mi? Şehir yansa kimsenin umurunda değil. Adam yolda yatıyor. Çok az insan kaldırıyor. Sollayıp geçiyor, sollayıp geçiyor. Bir el bunu kaldırsın. Kötülüğe karşı, yanlışa karşı susmak günahtır. En azından kalbinden bir tepki vereceksin, dilinle bir tepki vereceksin ya da devlete bildireceksin. Dille söylemek de herkesin haddi kârı olmayabilir. Her yerde olmaz, her yerde dille söylenebilir. Orada da bilenler müdahale edecek, alimler söyleyecektir. Dille ikaz edecek. İnsanları uyarmak lazım. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyeceksin. Alimler de yanlışa yanlış diyemezse ne olacak? Tuz kokarsa o zaman her şey kokar. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Halkın nazarında da halk da kalbiyle buğz edecek. Telefonumuz var, alıp devam edeceğim inşallah. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar efendim. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar hocam. Buyurun. Benim bir sorum olacak. Ben şimdi mesela bugün öğlen kalktım. Ta ertesi sahura kadar yatmıyorum bir daha. Öğlen kalktınız, sahur. Bugün sahurdan sonra yatacaksınız. Evet. Sabah namazı okunuyor. Hemen akabinde bittikten sonra namazımı kılıp yatıyorum. Beklemem gerekiyor mu hocam namaz için? Yani gündüz herhangi bir mazeret mi var gece uyumaya falan işiniz gereği? Gündüz işim falan oluyor. Yemekti bilmem ne derken zaten
iftar oluyor. Ondan sonra da işte gece sahur yemeği hazırlıyorum. Biraz Kur'an falan okuyorum. Yattımı kılıyorum. Yatıp kalkamam korkusu da var. Annem de bende. Allah kabul etsin. Amin. Onun için şey yapmak istemiyorum. Namazımı kılıyorum. Öğlene kadar yatıyorum. Allah kabul etsin. Ramazan'da Amin. Zaten vaktimizi değiştiriyoruz. Yeme saatlerini değiştiriyoruz. Uyku saatlerini değiştiriyoruz. Dolayısıyla bedeniniz bunu kaldırabiliyorsa bir şey demiyorum madem mecbursunuz. Sizin esas sorunuz namazı ezan okunduktan sonra hemen kılıp yatmak istiyorum. Doğru. Ezanla beraber imsak vakti artık başlıyor. İmsak başlıyor. Sabah namazı vakti giriyor. Biraz daha geciktirme ihtimali varsa, imkanı varsa yani 5-10 dakika daha da iyi olur. Ama ben hemen yatmak zorundayım. Çok işte 20 saattir zaten yatmadım. Bir an önce yatmam gerekiyor. Artık bitap bitkin düştüm. Yatarsam da kalkamam namazı kılmadan. Kılayım öyle yatayım. Burada bir zaruret de var. İnşallah imsakla beraber sabah namazı girmiş oluyor. Namazınızı kılabilirsiniz. Zaruret varsa, zaruret yoksa benim tavsiyem bir en azından bir 10 dakika, 20 dakika geçerse çok daha güzel olur. Bir cüz okumak, Kur'an'dan bir cüz okumak ya da bir kitap okumak, bir dua etmek orada, tesbihattan zikir yapmak, 5-10 dakika imsak ezandan sonra namazı kılmak daha güzel. Camilerde de uygulama sanıyorum. Adem Hocam bir yarım saat mi geçiyor yarım ezandan geçiyor, sonra? Evet hocam. Genellikle Türkiye'de imsaktan sonra yarım saat sonra camide namaza durulur. Sünneti herkes evinde kılar, camide kılar. Ama Hoca Efendi yarım saat sonra Allahu Ekber deyip sabah namazının farzına cemaatle dururlar. Bu neden yarım saat? Bütün o şüpheler ortadan kalkar. Resul Efendimizin kıldığı sünnet vakte daha uygun denk gelir diye böyle bir uygulama yapılıyor. En güzeli odur. Ama erken kılınırsa imsak yazdıktan sonra olduktan sonra hiçbir mahsuru yok. Zaruret varsa olur inşallah. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar efendim. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun kardeşim. Buyurun. Hocam benim 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Cümlemizdekini hocam. 2 tane çocuktan sonra 3. çocuğum olmadan rüyamda ben çocuklarımla beraber Cebrail isimli hitap ediyorum. Evet. 3. çocuğum olduğu zaman da rüyamdaki gördüğüm yani Cebrail'e hitap ettiğim Cebrail ismini okudum. Şimdi bazılar diyor ki Cebrail ismi ağır diyor, günah diyor, ismini değiştirin diyorlar. Ben de ondan sonra rüyamda gördüğüm için hiçbir şey yapamıyorum. Bu günah mı? Size ilgili bir soru, cevabını almak istiyorum hocam. Peki. Allah çocuklarınızı bağış. Diğerlerinin isimleri ne? Bir kızım var hocam, onun adı Sümeyye. Sümeyye, evet. O diğer oğlan ismi İbrahim. İbrahim. Bu da Cebrail. Cebrail. Allah bağışlasın. Güzel isimler. Sümeyye ilk İslam şehidi hanımefendinin ismi. Ammar bin Yasir'in annesi. İbrahim Aleyhisselam'ın ismi zaten. Peygamberimizin soyu İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. İsrafil ismi konuyor. Mikail ismi konuyor. Cebrail ismi konuyor. 4 büyük melekten. Tabi Azrail koymuyorlar. Azrail korkutuyor insanları. Bu isimler konabilir ama bu isimlere saygı göstermek lazım. Muhammed ismine doğrudan Muhammed bile diyememiş ecdadımız ki. Yani Muhammed ismiyle beraber bir kötü laf ederse bu isme saygısızlık olur diye onu Mehmet yapmışlar. Mehmet demişler. Sonra da Mehmet olmuş. Şimdi bizimkiler de iyice kısaltıyor. Mehmet diyorlar. Mehmet diyorlar. Mehmet. Mehmetçik oradan geliyor. Muhammed kelimesinden geliyor. Bu bir saygı gerektirir bu isim. Cebrail bir de rüyada görmüşsünüz. Bu da size bir anlam ifade eder. İşarettir. İyi yapmışsınız bence. Şimdi biz zannediyoruz ki biz Müslümanlar sadece bu isimleri koyuyorlar. Ben şimdi size birkaç isim sayacağım. Gabriel ne demek? Cebrail demek.
Michael, Mikail demek. Joseph, Yusuf demek. Abraham, İbrahim de. Bak batılılar hep koyuyorlarmış. Maria, Meryem demek. Bırakın çocuklarına kendileri isim koymayı. Sokaklarının, caddelerinin, şehirlerinin isimleri hep melek isimleri ya da kendilerine göre papazların, azizlerinin isimleri. Sen Paola, sen Joseph, sen Augustine ya da San, Saint, bunlar hep aziz demek. Biz zannediyoruz ki batılılar gavur, dinle, imanla alakası yok. Biz Müslümanlar sadece melek adını koyuyoruz, peygamber adını koyuyoruz. Bizden çok fazla koyuyorlar o isimleri onlar. Biz çok az koyuyoruz bu tür isimleri. Caddelerimizde, sokaklarımızda öyle isimler yok. Ama bu isimlere saygı göstermek lazım. Onun için tebrik ederiz. Güzel bir isim. Hiçbir mahsur yok, günaha girmez. İsim ağır gelmez. Yeter ki o ağırlığı hissetsin kendisi, ismin güzelliğini hissetsin. Ama isme de layık olmak lazım. İsimler etki eder mi? Eder. İsimler önemli mi? Önemli. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanlış isimleri değiştirdi. Kötü manası olan isimleri değiştirdi. Mesela harp, savaş değiştirdi bunu. Harp ismini değiştirdi. Selam ismi, barış ismini çok koydu. Abdullah ismini çok koydu. Abdurrahman ismini çok koydu. Hasan, Hüseyin oğul torunlarına güzel. Anlamı da zaten güzel demek Hasan. Güzel diye bir manası var Hasan'ın. Hüseyin de güzelcik. Hüseyin'in, Hasan'ın küçüğü demek. Bu anlamlı isimler konulmalı. Çünkü insan bir ömür ismiyle çağrılıyor. Ahirette de ismiyle çağrılacak. Ölümsüz hayatta da biz ismimizle çağrılacağız. Güzel isimlerimiz olması lazım. Bu isimler önemli. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Telefon bekliyormuş. Alalım. Alo, hayırlı geceler efendim. Hayırlı geceler. Hayırlı sahurlar. Hocam, buyurun. Hayırlı sahurlar, hayırlı geceler. Ben 5 gün arka arkaya sürekli kıyametin koptuğunu görüyorum. Ne diyelim buna? Geçmiş olsun mu diyelim? Hayırdır inşallah mı diyelim? 5 gün arka arkaya. De... 5 gün boyunca ilk gün ben kayıttık denizdeyim. Yani gökyüzü yerle bir oldu. Yani bize yani neredeyse boyum kadar iniyor. Evet. Ve su geliyor. Sonraki günlerde yani bir semt gibi, köy gibi bir yerde ateş topları düşüyor gökten. Evet. Üçüncüsü de aynı şekilde su. Hani diyorlar ya Su şey yapacak, sel olacak. Denizler kabaracak. Evet. Evet. O tarzda sürekli. Yani sonrası hep aynı. Ya yani bir yer bu hani bu insanların toplandığı yerde ve görüyorum kendimi. Kardeşim ne izledin, ne okudun sen? Hangi filmi izledin? Hangi filmi izledin? He? Film izlemedim. Kaç yaşındasın? Ben 30 yaşındayım. 30 yaşındasın. Ama evet. Sen bir şeyden etkilenmişsin. Çok önemli bir şey seni böyle ürkütmüş, korkutmuş ya da bir şeye çok aşırı şekilde önem vermişsin. Kıyametle ilgili bir şeyler mi okudun? Hayır. Son zamanlar. Aklımdan çıkmıyor zaten kıyametin bir gün kopacağı da. Hayır, yani hayır. Onunla hiçbir ilgisi yok. Şimdi şöyle bir mutlaka bilinçaltı var. Bu şimdi 5 gün üst üste insan bir şeyi görmesinin 2 sebebi olur. Bir, ya gerçek hakikattır ki 5 günde kıyamet kopmadı gördüğün gibi. Ya da... Hayır, 5 gün boyunca rüyamda kıyametin koptuğunu görüyorum. Tamam, ben de onu söylüyorum. 5 gün üst üste bunu gördüysen bu büyük bir ikaz olması lazım ki... 5 gün boyunca bu olmadı zaten. Sen sadece rüyada gördün. Bu bir ikaz sana geliyor. Ya da sen bir şeyden zamanında daha önce etkilendin. Okuduğun kitap, izlediğin film,
ne seni bu kadar kıyametten ürperten, korkudan şey nedir? Onu ben sana soruyorum. Onu sen iyi bilirsin. Okuduğun bir kitap mı var kıyametle ilgili, ahiretle ilgili? Nedir seni bu kadar etkileyen? Ya biraz eşim yani bu konuda biraz şeydi. Ya diyor işte sürekli kıyametten bahsediyor. Yani güneş doğudan değil batıdan doğacak. Evet. Yani o tarz. Ya başka türlü okuduğum bir kitaptan değil. Herhangi bir şekilde kıyamet günüyle ilgili bir film de izlemedim dediğiniz gibi. Eski eşim dedin sonra. Ya ben gerçekten etkisinde kaldım. Ya uyumaya korkuyorum. Şimdi eski eşim dediniz sonra evlendiniz mi? Hayır eski eşim değil. Eşim. Şimdi yani tek eşim. Eşiniz. Ben eski anladım, özür dilerim. Eşiniz bunu anlatıyor size. Evet. Eşiniz telefonu duyuyor mu şu anda? Hayır, kendisi şu anda çalışıyor. Ona söyleyeyim, bir daha anlatmasın kıyameti. Seni korkutmuş kardeşim. Kıyameti biz bilsek de bilmesek de, rüyamıza girse de girmese de, okusak okumasak, onun vaktini Allah bilir. Kıyametin kopmasında Müslümanlar zaten doğrudan etkilenmeyecekler. Ya Müslüman kalmayacak, dünyada iki görüş var. Hiç Müslüman kalmayacak, Müslümanın üzerine kıyamet kopmayacak. Ya da Müslümanlar kıyamet kopmadan önce vefat edecekler. O dehşeti yaşamayacaklar inşallah. Müslümanlar bu işin sigortası, garantisi. Yani dünyanın ayakta kalmasının. İman ehli önemli. Şimdi Müslüman kıyamet ne zaman kopacak? Bununla uğraşmayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاءَ Kıyametin ne zaman kopacağı Allah bilgisindedir. Peygamber Efendimiz biz yakınız demiş kıyamete. Bak aradan 1500 sene geçti. Kıyamet kopmadı. Ne zaman kopacağıyla uğraşmayacağız. Geldi dedi ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Dehşetli korkmuş böyle. Ne zaman kopacak? Sen kıyamete ne hazırladın? Kıyamete sen ne hazırladın? Esas olan o. Hocaya sormuşlar kıyamet ne zaman diye, Nasrettin Hoca'ya. O da demiş ki hanım ölünce küçük kıyamet, ben ölünce büyük kıyamet kopacak demiş. Şimdi esas kıyametin ne zaman kopacağını biz bilmiyoruz. Bunlardan dehşete kapılmanın, korkmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla siz bir şeyden etkilenmişsiniz ve kendinize yıpratıyorsunuz. Uyumaya korkuyorum diyorsunuz. Bunun tersine güzel şeyler, daha böyle hayata sizi bağlayacak konularda okuyun inşallah. Resul Efendimizin ahlakından okuyun. İslam tarihinden okuyun. Kur'an okuyun. Ne bileyim daha sizi rahatlatacak diğer başka bilimlerden, kitaplardan okuyun. Güzel hikayeler vesaire olabilir. Kendinizi o konulardan biraz uzaklaştırın ki hem zihniniz hem gönlünüz rahat etsin. İnsanın aşırı korkması, vesveseye kapılması dinde de makbul bir şey değil. Ve rüyaların üzerine de çok fazla gitmeyin. Rüya değil, geçiştirin gidin. Sonuçta bu bir rüya, gerçek hayat değil. Mutlaka bir bilinçaltı, şuuraltı bir rüyadır bu. Ona benziyor. O yüzden korkacak bir şey yok. Sonuçta bu bir rüya kardeşim. Şu anda hayattasın, eşin var, belki çocuğun var, işin var. Sen o işlerinle meşgul ol. Korkuları bir tarafa at. Biraz da inşallah şöyle huzur veren, neşe veren bir eser dinleyelim Adem hocamızdan. O da size bir güzellik olsun inşallah. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil alem, sana kurbandır efendim. Ecran
Derdimize derman olsun. Bir tevbe edelim inşallah. Ondan sonra da duamıza geçelim. Estağfirullah. 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 El azim. El kerim. Er rahim. Ellezî lâ ilâhe illâhu. El hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Ve es'elü tevbete. Vel mağfirete. Vel hidayete lena. İnnehu huvet tevvabur rahim. Tevbete abdin zalimin li nefsihi. La yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşura. Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar güzeran eylemiş tüm enbiya-i izama İnandım ve iman ettim. Getirdiklerini tasdik eyledim. Senin varlığına, birliğine iman ettim. Meleklerine iman ettim. Kitaplarına iman ettik. Peygamberlerine iman ettik. Ahiret gününe iman ettik. Hayır ve şerrin senden olduğuna iman ettik. İmanımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, günahlarımızdan tevbe ettik. Bulu çağından bugünümüze kadar hata, nisyan ve her türlü günahlarımızı ikrar ve itiraf ediyoruz. Ya Rabbi, bizi bağışla Allah'ım. Yaptığımız her türlü günahları affeyle. Elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan vesaire azalarımızdan sudur etmiş olan her türlü günahları bağışla Allah'ım. Ya Rabbi, bilip bilmeyerek kalp kırdıysak af diliyoruz. Helalleşmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, helalinden beslenmeyi, helalinden yürümeyi, helalinden rızık kazanmayı bizlere, evladımıza, sevdiklerimize lütfeyle Allah'ım. Haramdan bizi uzak eyle, sevmediklerinden uzak eyle. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Ya Rabbi, bize dayanma gücü ver, bize metanet ver, bize izzet ver, bize şeref ver. Dünyanın dört bir tarafında zorda olan kardeşlerimize iyilik ellerimizi uzatacak güç ve kuvvet nasip eyle ülkemize Allah'ım. Ya Rabbi, aramızda sevgi, kardeşlik, samimiyet, ülfet, muhabbeti ziyade eyle.
Allah'ım nefretten, firardan, birbirine kin ve düşmanlık beslemekten, mümin kardeşlerini kınamaktan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, Ramazan ayının feyzini, bereketini sağanak sağanak bizlere ihsan eyle. Maneviyatımızı, Allah saygısını, sevgisini, korkusunu kalbimize ilka eyle Allah'ım. Ya Rabbi, mahşer günü Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek yedi zümreden eyle bizi. Mahşer gününün sıkıntısına uğramadan doğrudan cennete girenlerden eyle bizi Allah'ım. Cehenneminden azat eyle. Tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, pintilikten, yaşlılıkta el ayağa düşmekten bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Senin her şeye gücün yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Sen ne güzel yardımcı, ne güzel vekilsin. Ya Rabbi, işlerimizde bize yardım eyle. Bizleri muvaffak eyle. Başarılı eyle. Akıbetimizi hayır eyle Allah'ım. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri külliha ve ecirna min hızcüd dünya ve azabil ahira. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten âmme. Tüm müminlere rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Rabbena la tuâhizna innesina ev ahta'na. Unutursak, hata edersek bizi sorgulama Allah'ım. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina. Geçmiş ümmetlere yüklenen o ağır yüklerden bize yükleme Allah'ım. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Gücümüzün yetmeyeceğini bize yükleme ya Rabbi. Vafu anna vaghfir lena verhamna. Bizi affeyle, bizi bağışla, bizi acı ya Rabbi. Vensurna alel kavmil kafirin. Kafirlere karşı bize yardım eyle Allah'ım. Vensurna alel kavmil münafikin. Münafıklara karşı bize yardım eyle Allah'ım. Vensurna alel kavmil dehrin. Allahsız, kitapsızlara karşı bize yardım eyle Allah'ım. Vensurna alel kavmiz zalimin. Zalimlere karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Nusretinle teyit eyle. Müminleri aziz eyle. Kafirleri zelil eyle Allah'ım. Hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Vücutlarımıza sağlık, afiyet, sıhhat nasip eyle. Ya Rab, ülkemize birlik, beraberlik nasip eyle. Müminleri sevmeyi nasip eyle. İman kardeşliğini gönlümüze ilka eyle Allah'ım. Yuvalarımıza meveddet, muhabbet ilka eyle. Eşler arasında sevgi, muhabbet nasip eyle. Ya Rab, evladımızı her türlü tehlikelerden, şirkten, tuğyandan, azgınlıktan, nefse uymaktan, kötü alışkanlıklardan koru ya Rabbi. Ya Rabbi, ölmüşlerimizin ruhlarını şad eyle. Kabirlerinde yatan tüm ecdadımızın, şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet olmayı nasip eyle. Haksızlık karşısında direnmeyi nasip eyle. Haksızlık karşısında susmamayı nasip eyle. Ya Rabbi, hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı, batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı nasip eyle ya Rabbi. Bize cesaret ver, bize güç ver, bize azim ver. Tembellikten, korkaklıktan sana sığınırız. Ya Rabbi, gönlümüze ferahlık ve genişlik ver Allah'ım. Af ve merhamet ver bize. Birbirini affedenlerden, birbirine merhametle, şefkatle, sevgiyle yaklaşanlardan eyle ya Rabbi. Küçüklere karşı şefkatli eyle. Büyüklere karşı saygılı eyle. Vatanına, milletine bağlı eyle. Hainlere, vatan düşmanlarına, ezan düşmanlarına, bayrak düşmanlarına fırsat verme Allah'ım. Onların hile ve tuzaklarını kendi başlarına geçir Allah'ım. Bu vatana göz koyan, bu milletin birliğine, dirliğine göz koyan iç ve dış düşmanlarımızı kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, senin dinini yüceltmek için, İslam'ı aziz kılmak için, müminleri aziz kılmak için, ülkesini, vatanını sevip çalışan, didinen kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Nusretinle teyit eyle, muzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabbi, çıkarı için, menfaati için değil, birbirini Allah için sevenlerden eyle. Arkadan hançerleyenlerden değil,
Dostluğumuzu daim eyle Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. Ya Rabbi, hile ve tuzak kuranları bizden daha iyi bilirsin. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin. Hile kuranların hilesini boşa çıkarırsın. Hilelik yapanları, arkamızdan kuyumuzu kazmak isteyenleri, bu milleti bölmek isteyenleri kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, ezanlarımızı susturtma. Bayraklarımızı indirtme. Aramızdaki kardeşliği daim eyle Allah'ım. Ey göklerin ve yerin sahibi, kainatı yıldızlarla süsleyen semavatı, yerde her türlü bitkileri, nebatatı, canlıları insanın emrine veren, verdiğin nimetlere bizi şükredenlerden eyle Allah'ım. Nankörlerden eyleme. Bizi aceleci eyleme. Senin acele verdiğin rızıkta tehir ettirme. Geciktirdiğinde de acele ettirme Allah'ım. İbadet konusunda sana hakkıyla ibadet yapabilmek, hakkıyla namaz kılmak, oruç tutabilmek konusunda bize yardım eyle Allah'ım. Allahümme e'inna ala eda'i zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey kapıları açan, ey hayırları fetheden Allah'ım, bize de hayır kapılarını, kısmet kapılarını aç ya Rabbi. Allahümme ya müfettihal ebvab, iftah lana hayral bab. Ey halleri halden hale değiştiren, bizim de halimizi en güzele değiştir Allah'ım. Allahümme ya muhavvilel havli vel ehval, havvil halena ila ahsenil hal. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar, ve kına azaben nar, ve kına azaben nar. Dünyada da iyilik ver bize Allah'ım. Ahirette de iyilik ver bize. Bizi cehennem ateşinden, azabından koru ya Rabbi. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Beni, anne babamı, tüm müminleri bağışla ya Rabbi. Ya Rab, sana dua ettik. Sana iltica ettik. Başkasına el açmadık. Başkasının önünde eğilmedik. Bizi başkasının, düşmanların karşısında muhtaç ve mahcup eyleme Allah'ım. Mahşer günü yüzümüzü aydınlık eyle ya Rab. Sevinip amel defterini sağından alıp sırat-ı müstakimi sırat-ı yıldırım hızıyla geçip doğrudan cennete girenlerden eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. Gönlümüzden geçen muradımızı, dileklerimizi bizden daha iyi biliyorsun. Bize şah damarımızdan daha yakınsın. Dediklerimizden de öte gönüllerdekini bilirsin. Ya Rabbi, neye muhtaç isek, hakkımızda ne hayırlıysa sen lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, her türlü nimetini ihsan eyle. Bilip bilmediğimiz dünya ve ahirete müteallik nimetleri bize ihsan eyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Senin rızan için oruca niyet ediyoruz. Sahur yaptık. Duaya durduk. Ya Rabbi, oruca niyet ettik. Kemal-i edeple gözümüze, kulağımıza, dilimize ve kalbimize hakkıyla oruç tutabilmek nasip eyle Allah'ım. Orucun da bizi tutmasını nasip eyle Allah'ım. Orucu bizden şikayetçi eyleme Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Lillahi Teala'l Fatiha. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.